sebebini anlamadım. Mansur Yavaş senin hakkında konuşuyor kızım diye. Ne? Nerede? Nerede konuşuyor? Nerede konu? Yer söyle. Mekan ver. Acil mekan verin bana. Çabuk bana bir mekan söyleyebilir misin? Twitter'da gördüm. Bakıyorum hemen. Bir dakika. Yalan söylüyorsunuz yüksek ihtimalle ama neyse gene de yemiş bulunduk. Artık yapacak bir şey yoktu. Bakayım. Nerede? Nerede? Aa! Ben varım! Ben varım! Şeydir konuştuk. Günlük siyasetçi Mansur Yavaş değil de ne yapıyorsunuz? Şunu nasıl davranıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? O mealde bir kendisiyle sohbetimiz oldu ama şimdi Twitter'dan takip ediyorum, bakıyorum. Tabii onlarla bizim dünyamız çok çok farklı. Orası aslında biliyorsunuz bir oyun platformu gibi, evet, bir yer yani. Oyun, evet, oynayanların kendi aralarında sohbet ettiği bir yer. Siz böyle bir siyasetçiler için de bence Twitch'i bir mecra olarak açmışsınız. Kaç kişi seyretti yani? Anlık 350 galiba. 360 bin civarında anlık izleyen oldu. Tabii çocuklar oraya ufak tefek paralarla giriyorlar. 20 bin lira topladı Pelin. Bunu da bizim Yeşil Ankara projemiz bu var. Bu arada ben o günkü abonelik gelirlerini de vereceğim efendim. 60 bin lira toplamda. Toplamda 60 yapıyoruz. Bin lira. Ve bunu halkın da katılmasını sağlıyoruz. O günkü abonelik gelirlerini böyle de bir kampanya yapıyoruz. Tam da onu açıkladığımız aldık. Güne denk geldi. O da oraya bağışta bulundu. 20 bin liraya kaç ağaç ekilmiş oluyor? Tam bilemiyorum ama epey ağaç oldu. Şahane Pelin. Bu Pelin yani hepimize gazeteci olarak bir haber atlattı. Üstüne üstü çok da hayırlı bir şey imza atmış yani. Aynen, aynen. Peki bir şey merak ediyorum. Şimdi sizin kuşağın liderleri çoğunlukla teknolojiyi danışmanları marifetiyle yönetiyorlar. Yani birçok liderde bu var. Siyasi partilerden bağımsız. Sizde durum nasıl? Siz kendi hesaplarınızı mesela Twitter'ınızı, dijital mecradaki diğer faaliyetlerinizi bizzat kendi... Ya beni seviyorlar. Ay çok duygulandım. Çok duygulandım. Vallahi çok duygulandım. Efendim bu arada az önce belki sesten duyulmamış olabilir. Ben bir kez daha söyleyeyim. Ben o günkü abonelik gelirlerini de kampanyaya aktarma kararı aldım. Hatta kimler adına da kampanyaya bağışta bulacağım. Böyle bölerek birkaç kişinin adına kampanyaya aktarımda bulunacağız. Öyle. Çok mutlu oldum. Yani güzel bahsetmelerinden çok mutlu oldum. Gerçekten. Ya çünkü o gün inanılmaz bir abonelik geliri gelmiş. Ben onun hani normal dümdüz bir şekilde sadece bana geldiğini düşünmüyorum. Yüksek ihtimalle kampanyaya aktarılması için gelmiştir. O yüzden sadece dediğim gibi şey değil. Ne denir? Sadece donate gelirinden elde ettiğimiz değil, hepsini aktaracağız. Evet, mutlu olduk. Mutlu olduk efendim. Yani ciddi ciddi mutlu oldum. Böyle güzel bahsetmelerinden daha da mutlu oldum.